Herkese merhaba sevgili emekli dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 22 Ağustos Eylül'e ramak kala emekli vatandaşlarımıza hak ettikleri ücret hala verilmedi. Eylül ayının sonuna doğru verilmesi beklenen ek ücretlerin arasında CNN, İntibak ve Refah Payı da mevcut tabii ki de. Artan ani enflasyon ve ani hayat pahalılığı birçok emeklimizi derinden sarsmaktadır. Evleri kira olan ve çalışmayan emeklilerimiz bile geçinmekte oldukça sıkıntı ve zorluklar çekiyorlar. Çünkü en düşük emekli maaşı 12.500 lira olarak açıklanmıştı geçtiğimiz haftalarda. İlk maaş farkları hesaplara yattı. Birçok emeklimizin eksik yazsa da bu maaşları artık önümüzdeki haftalardan sonra bu maaşlar net ve net şekilde tam olarak hesaplara 12.500 lira olarak yatacak. Şimdi konumuza geri dönecek olursak eğer. En düşük emekli maaşını bizler aslında bu yazın ortasında asgari ücret kadar bekliyorduk. Bu rakam ortalama olarak 16 ila 18 bin lira arasında değişkenlik gösterirken bu rakamın bile çalışmayan bir emekliye kesinlikle yetmeyeceğini biliyoruz. Çünkü oturulabilir düzeydeki bir evin kirası bile 15 bin liradan başlıyor. %25'lik kira zammı ortadan kalktığı için ev sahipleri kafalarına göre zam yapıyorlar. Ve dul yetim vatandaşlarımızın da bu durumdan oldukça muzdarip olduğunu bildirelim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Bu arada bunu yorumlarda eklemeyi unutmayın. Her yorumunuzu dikkatlice takip ediyoruz ve okuyoruz. Hoşça kalın.